Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, öncelikle hepinizi En Kalbi Video grubuna selamlıyorum. Bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda 1481-1512 yıllar arasında meydana gelen gelişmeleri, olayları kronolojik bir şekilde ele almış, sizlerle birlikte incelemiştik. İnşallah bu videomuzda 1512-1520 yılları arası meydana gelen gelişmeler olayları kronolojik bir şekilde ele alıp Yavuz Sultan Selim dönemini bu videomuzda bitireceğiz. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomun ilgili kısmına geçebiliriz. Yıl 1512. İkinci Beyazıt'ın tahttan çekilişi ve 1. Selim'in yani namı değer Yavuz Sultan Selim Han'ın tahta geçişi gerçekleşiyor. Bakın Yavuz Sultan Selim Han toplamda 8 yıl şöyle gösterelim. 8 yıl başta kalmıştır. 8 yıl. Ama bu 8 yılda Yavuz Sultan Selim Han 80 yıllık hatta 800 yıllık iş başarmıştır. Bunun döneminde artık yani Yavuz'un döneminde artık Batı tarafında Osmanlı Devleti'ni tehdit edebilecek hiçbir güç yoktur. Donanma bakımından Osmanlı Devleti sadece ve sadece Venedik donanmasıyla yarışır ki onun da gerisinde kalmıştır. Ki Yavuz Sultan Selim Han'ın oğlu Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretlerinin döneminde Osmanlı Devleti donanma bakımından da dünyanın bir numaralı devleti olacaktır. Batı tarafını hallettiği için kuzeyde zaten Karadeniz var. Bu kuzeyde o dönemde Rusya yok. Yani Osmanlı'nın başına o dönemde bela olamıyor. O dönemde Rusya yok kuzeyde. Kuzeyde Karadeniz var. Kuzeyde de bir engelin gelme ihtimali yok. Güney'e bakalım o zaman. Güney'de Memlük var. Ne demiştik? Hatırlarsanız bir önceki videomuzda Beyazıt Han'ın videosunda son kısmında demiştik ki Sultan Beyazıt Han Memlüklere müdahaleye giriyor. Memlüklere toprak kaybediyor demiştik. Hemen sonra bir de doğuya bakalım. Doğu dediğimiz Osmanlı'nın doğusudur. İran'dır. İran coğrafyasıdır. İran coğrafyasında Şah İsmail denen bir Kızılbaş Türkmeni var. Şimdi Alevilik kendi içerisinde ikiye ayrılır. Ben din öğretmeni değilim ama onu belirtelim. Alevilik kendi içerisinde ikiye ayrılır. Bir, geçişli Aleviler. Yani benim içerisinde bulunduğum grup olan, yani benim şahsımın içerisinde bulunduğu, ailemin Alevilik olmayabilir ama benim şahsımın içerisinde bulunduğu. Hazreti Ali Hazreti Muhammed'in damadıydı. Orucunu kılar, zekatını verir, hacca giderdi. İlk Müslümanlardandı. O zaman Alevilik bastır. Ama Sünnilikte de Hazreti Muhammed de Sünni değildi. Sadece Müslümandı. O zaman Sünnilik de bastır. Gerçek İslam dini Hazreti Muhammed'in döneminde yaşanan ve ondan sonraki Hazreti Ali'ye kadar yaşanan süreç içerisindeki dindir diyen cümle. Benim sadece görüşüm budur. Bir de koyu Alevi ya da koyu Sünni olanlar var. Onları din büyüklerimiz inşallah ayrıntılı olarak anlatırlar. Bu konu milli alanıma girmez. Tabi hemen sonrasında Osmanlı Sünni İran Şii. Buna mukabil Osmanlı İran ve Osmanlı Memlük mücadelesi gerçekleşiyor. Yavuz Sultan Selim'in döneminde. Yavuz Sultan Selim Han 8 yılda yaptığı 3-4 savaşla hem Memlük'ü bitiriyor hem Safavi Devleti'ni önemli ölçüde zayıflatıyor. Hem de Hadine'yi ağzına kadar doldurup
Hazine'nin kendi mührünü basıyor. Şu anda da Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerinin mührü hümayonlarıyla doludur bu hazine. Yani mühürlüdür, daha doğrusu doludur değil, mühürlüdür bu hazine. İnşallah bunu da İstanbul'a giden büyüklerim veya küçüklerim varsa, tarihe meraklı olan, buradan o hazinenin ilgili yerlerine, yani resim var bildiğim kadarıyla. Hazine kalmamıştır da resim var yani Hazreti Sultan Selim Han'ın. Oraya dikkat etmelerini tavsiye ederim. O zaman isterseniz sohbet kısmını bitirelim birazcık ve olayın ilgili kısmına geçelim. 1512 dedik. 1514 Çağlaran Savaşı, Tebriz'e giriş. Bakın Yavuz Sultan Selim Han Memlük Devleti'yle savaşmadan önce Safavi Devleti'ni bitirmek istiyor. Safavi Devleti'ni bitirmek için de günümüzde İran'da bulunan ve aslında Büyük Azerbaycan'ın bir parçası olan, lakin günümüzde İran'ın boyunduruğu altında bulunan bir şehir olan Tebriz'e giriş yapıyor. Akabinde 1516 Mısır Seferi ve Medinedabık Savaşı, 1517 Ridaniye Savaşı ve Kahire'ye giriş. Bakın Kıbrıs'a tutarım. Medinedabık Savaşı'nda Osmanlı Kudüs'e kadar geliyor. Örneği verelim. Lakin Kudüs'ten sonrası çöl. O dönemde hiçbir devletin geçmeye takatı yok ki Timur, Cengiz bunlar bile geçememiştir bu çölleri. Ki bunlar Türk dünyası olmasa bile bir keresinde dünya tarihinin en önemli kumandanlarıdır. Timur Han, Cengiz Han. Velhasıl kelam Yavuz Sultan Selim bu çölü çok rahat bir şekilde geçiyor ve 1517'de Kahire'ye, yani Memlük Devleti'nin başkentine girişini yapıyor. Akabinde Harameyn-i Şerifeyn, yani Mekke, Medine ve Kudüs Osmanlı Devleti'ne geçiyor. Ve Osmanlı Devleti Yavuz Sultan Selim Han'dan itibaren halife unvanını, yani İslam dünyasının lideri, siyasi lideri unvanını tek elde toplamayı başarıyor. Tabii bunun sonrasında Osmanlı halife oluyor demiştik. Bunu da Dünya Savaşı'na kadar kullanacaktır Osmanlı Devleti. Yeni zamanı geldiğinde siyasi bir kod olarak. Ama büyük oranla da şey yani. Başka devletlerin, tüm Müslüman devletlerin imtiyazlarını korumak amacıyla kullanacaktır. Akabinde tabii ki artık Harameyn isimli kendisine devletler, yani Müslümanlar artık diyor ki, yani oradaki ya, Müslümanlar dediğim oradaki, yani Mekke, Medine, Kudüs'teki Müslümanlar diyor ki, Mekke ve Medine'nin ve Kudüs'ün efendisi. Lakin kendisi bunu kabul etmeyip diyor ki, tabii ben arkasını hatırlamıyorum, o yüzden Türkçesini söylüyorum. Mekke ve Medine'nin hizmetkarı. Hizmetçisi. Ki bu bile sadece Yavuz Sultan Selim Han'ın ne kadar büyük bir insan olduğuna, ne kadar yüce gönüllü, tevazu sahibi, iyiliksever, kadir sinast ve kibirsiz bir insan olduğuna, tek başına bu bile yeterli bir delil oluşturacaktır. Ki şöyle düşünün. Bir sultan, ki dünya sultanı, Fatih'ten beri Osmanlılar dünya sultanlarıdır. Fatih'ten beri. Bir sultan, ki dünya sultanı, kendisine verilen efendilik unvanını kabul etmeyip diyor ki, diyor, düzeltiyorum, diyor ki dedim, affedersiniz. Diyor ki, ben ancak ve ancak Mekke, Medine ve Kudüs'ün hizmetkarı, hizmetçisi olabilirim. Ki bu bile Osmanlılardaki devlet anlayışının, sultanlardaki yetişmişlik tarzının ve kibirsizliğin bir örneğidir. Ve üzerinin artırılması, kafa yorulması, incelenmesi gereken ve mutlaka
En az önüne bir kitap, belki de daha fazla. Bunların yazamayabilirim. Çünkü ben zaten ilerleyen yıllarda benim bazı kitap projelerim var. Toplamda 4 tane kitap projem var benim. Ama mutlaka bunu mutlaka önemli bir insanlar, önemli tarihçiler, bilhassa da İlber Ortaylı hocamız, bunun üzerine bir durmalı ve bunun üzerine bir kitap, en az bir kitap yazmalıdır. Yazmalıdırlar. Çünkü bu olay çok hassas ve çok önemli bir olaydır. Bu olayda söylesin. Bakın bir daha anlatıyorum olayı. Bir sultan, dünya sultanı diyor ki ben Mekke Medine ve Kudüs'ün efendisi değilim. Ancak ve ancak hizmetçi, hizmetkarıyım. Ki Osmanlı'da sonu birinci Ziya Nurdu'na kadar böyle kalmıştır. Hani yıkılısına kadar. Ki bu bile Osmanlılardaki devlet anlayışının liderlerdeki üstün vasfın bir alametidir. Ki zaten Osmanlıları da öyle sıradan insanlar değildir. Kibirli insanlar değildir. Alçak gönüllü insanlardır. Tabi hemen 1517 Piri Reis Mısır'da Sultan Süleym'e ilk dünya haritasını sunması. Ki Piri Reis bunu rüyasında görüp, yani o dönemde Amerika bilinmiyor. Amerika kıtası. Bunu rüyasında görüp Amerika'yı bile çizen bir insan. Muntazam bir insan. Üzerinde artırması, kafa yorması gereken bir insan. 1517 19 Celali isyanları. Bozoklu Celal Osmanlı'nın, yani daha sonra da var. Tabii bu adam ölüyor ama bu isyanlara, genel halk isyanlarına bu isim verilir. Celali isyanları. Ki bu Osmanlı'nın duraklama, gerilim, hatta dağılma döneminde yegane etkenlerden bir tanesidir. Tabi bu 1519'daki değil, daha sonraki isyanlar, Celali isyanlarını kastediyorum ben burada. 1519 Cezayir'in iltihakı. Cezayir, Barbaros Hayrettinpaşa tarafından Osmanlı Devleti'ne, kendisi Şehzade Korkut'un şeyidir yani, kaptanlarındandır. O Cezayir Osmanlı Devleti'ne resmen kendi rızasıyla bağlanıyor. Ve bu sayede artık Osmanlı Devleti Fas'a kadar topraklarını genişletme imkanı buluyor. Tabi hemen sonrasında düzeltiyorum, Barbaros Hayrettin Paşa'ya kaptan Derya Lıkınan veriliyor. Ki benim üzerinde de çok durduğum Osmanlı Kanuni'ye kadar, Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri'ne kadar denizlerde biri ikinci sıradaydı. Onun zamanında birinci sıraya geldi dememdeki olayın asıl etkeni Barbaros Hayrettin Paşa'dır. Ki Barbaros Hayrettin Paşa sayesinde Osmanlı Devleti denizlerde bir numaralı sıraya gelmiş. Hatta şöyle de bir durum vardır. Onu da belirtelim mi? Evet, onu da belirtebiliriz. Bu dönemde yani şimdi Barbaros diyor ki İbrahim Paşa'ya makbul ya da maktul İbrahim Paşa'ya. Vezir-i Azam Hazretleri diyor. Amerika kıtasına keşfete bulunalım diyor. Bir Risale biliniyor Amerika kıtasının varlığı. Ama diyor ki İbrahim Paşa, biz gelişmiş bir devletiz. Bizim Amerika kıtasında işimiz yok. Bu yüzden de Amerika'ya keşif yapılmıyor. Amerika'ya keşif yapılmadığı için de Osmanlı Devleti birçok şeyi kaybediyor. Ömrünü en az 400 yıl kısaltıyor. Ve günümüzdeki Amerika kıtası da daha sonradan İngilizler tarafından keşfediliyor. Tabi Amerika'da son dönemlerinde Osmanlı'nın bağımsız bir devlet olacaktır. Ki bunu da Amerika tarihlilerinin arkadaşlarımız tarafından üzerinde durulması incelenmesi gereken bir olaydır. Tabi biz burada Amerika tarihçisi olmadığımız için bu konuya girmeyeceğiz. Girsek bile az bir kısmına, Osmanlı ile ilgili olan kısmına gireceğiz. Ama tabii ki de ilgilenen olursa şeye girip bakabilir. Amerika tarihine bakabilir. Hemen 1520 birinci Sultan Selim Han'ın vefatı. Yine Süleyman'ın strateji, bakın 8 yılda adam 80 yıllık iş yapmış. Osmanlı Devleti'nin gördüğü en güçlü, en kuvvetli, en kudretli hakanlardan bir tanesidir Sultan Selim Han. Ve Sultan Selim Han'la hiçbir kibiri yoktur. Kendisi dünya sultanı. Mekke ve Medine'nin hizmetkar, hizmetçisi diyen bir insandır. Bu sayeden bile dine ne kadar bağlı o bir insan olduğunu, ne kadar alçak gönüllü, tevazu sahibi, kadirsinat bir insan olduğunu buradan bile anlayabiliriz. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, bu videomuzda 1512-1520 yıllar arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihini ele aldık, sizlerle birlikte inceledik. İnşallah diğer videomuzda 1520-1547 yıllar arasındaki 27 yıllık süre içerisinde sanan gelişmeler olayları ele alıp inceleyeceğiz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için
Hepinize çok teşekkür ediyorum. Diğer videomda görüşürüz. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim.